Evet, önce bulunduğumuz yerin maneviyatıyla başlayalım. Bence her şeyin başında bu geliyor. Diğer şeyler sonradan esasında. İşte maddiyattır, maddi çıkarlardır, ne bileyim dünyevi bir takım şeylerdir. Bulunduğumuz yer esasında çok özel, her iki yönüyle çok özel. Önce Kurtuluş Savaşı'nda Ulu Önderimiz yoktan var etmiş bir ülkeyi. Bu olağanüstü bir şey. Sonra bir kişi de yok olmak üzere olan ülkeyi kurtarmış. Ömer Halis Demir. 15 Temmuz bu hain kalkışmayı doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde canı pahasına bizlerin önüne siper olmuş esasında. Biz bugün buradaysak onun sayesindeyiz. Ne mutlu ki onun üniversitesindeyiz. Burası Niğde. Burası eski adıyla Niğde Üniversitesi. Ama geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren yani Niğde ismi de tabii ki üniversite olarak şerefliydi. Ama şimdi farklı bir şey var tabii ki. Ömer Halis Demir'in üniversitesindeyiz. Onun adı bu Niğde Üniversitesi'ne verildi. İsmi değiştirildi. Bu bizim için çok kutsal bir görev esasında. Ve bulunduğumuz fakülte de çok farklı esasında. Ülkemizin değerli sanayicilerinden, ülkemizin büyük hayırseverlerinden, rahmetli Ayhan Şahenk'in isminin verildiği fakültedeyiz. Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesindeyiz. İki isim de benim nezdimde kutsal. Şimdi farklı bir fakülteden söz edeceğiz. Farklı bir gelecekten, meslekten söz edeceğiz. Hani %100 iş garantisi arıyoruz ya, arıyorsunuz ya, işte onlardan söz edeceğiz. Yanımızda Ömer Halis Demir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojiler Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Zafer Ulutaş hocamız bizlerle birlikte. Değerli efendim, hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri ağırlamaktan da şehidimizin adıyla anılan üniversitede ağırlamaktan da mutluluklar duyuyoruz. Şimdi fakülte olarak baktığımızda zaten çok farklı bir yapıyla da, fiziki evet, yapıyla da karşılaşıyoruz. Evet. Burası ödüllü bir binaymış sanırsam. Evet, burası 2012 yılı içerisinde eğitim kompleksi alanında yapılmış olan yarışma içerisinde ikincilik ödülü olan, ödüllü bir dizayna sahip olan bir fakültemizdir. Zaten 2011'de yapılmıştı. 2011'de açıldı. Fakat evet, 2012'de tabii projelendirildi. Hı-hı. Projesiyle beraber hı-hı, yarışmaya girdi. 2013 yılında da fakültemiz biraz önce ismini bahsettiğiniz Şahenk ailesine ait Doğuş hı-hı, Holding tarafından Şahenk ailesi tarafından yaptırılarak üniversitemize 2013 yılı sonuna doğru teslim edildi. 2013 yılından itibaren de tabii biz öğrenci alımına başladık. Almaya başladık. Burası 360 derece bir bina. Şu anda benim sağ tarafımda olan yer derslikler herhalde. Evet, değil mi? Biz burayı 4 bloktan kurulmuş hı-hı, gibi anlatıyoruz. İşte burada görülen blok bizim dersliklerimizin olduğu blok. Hı-hı. Karşımızdaki blok laboratuvarlarımızın evet, olduğu blok. Orası öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerini giderdiği evet, bölüm. Burası öğretim üyelerinin ofisleri herhalde. Evet, öğretim üyesi hı-hı, arkadaşlarımızın oturduğu ofisler her hı-hı, iki katta da mevcut. Arkasında bir de aynı zamanda hı-hı, dekanı katımız. Alt tarafı var, da öğrenciden sosyal yaşam alanları. Biraz önce içeri girdiniz. Yani ölü nokta yok. Ölü nokta yok. Hepsini değerlendiriyoruz. Yaklaşık 30 bin metrekare civarında, 26 bin metrekare civarında bir kapalı alana. Fakat kampüse sahip girerken bu bina zaten girişte, kampüsün hemen girişinde bir anda çarpıyor insan. Hani farklıyım diyor. Gerçekten ben farklı yapıldım. Misyonum, vizyonum da farklı diyor. Her şeyiyle vizyonu da farklı, misyonu da farklı. İşin açıkçası şu. Şimdi Türkiye'de tarım fakültelerini hı-hı, veya tarım eğitimi hı-hı, veren fakültelere hı-hı, baktınız ama yaklaşık 39 tane fakülte, hı-hı, bir tane de üniversite var. Hı-hı. Ama bizim hem vizyon hem misyon açısından onlardan farklı bir şekilde dizayn edildik. Hı-hı. Kurulurken diğer fakültelerde bitkisel üretim kendi altında 4 tane ayrı hı-hı, bölüm bulunmakta. Hı-hı. Bizde bunlar bir araya getirilerek 4 bölüm üzerine inşa edilmiş. Çok güzel. Bunlar hı-hı, bitkisel üretim ve hı-hı, teknolojileri, hı-hı, hayvansal üretim ve teknolojileri bölümü, biyosistem mühendisliği bölümü, bir de Türkiye'de tek olan, yine bu da tektir, tarımsal genetik mühendisliği bölümü olmak üzere 4 bölümümüz bulunmaktadır. Hı-hı. Bizim ilk tek, biraz önce de söylediniz ama biz Türkiye'nin hem bu anlamda ilkiyiz, hı-hı, hem de İngilizce, %100 İngilizce eğitim veren tek fokus. Bir kere niye yabancı, yani İngilizce hazırlık ve tümden İngilizce eğitim yapıyoruz? Kısaca bunu rica edeyim sizden. Şimdi tabii fakültenin kurulma aşamasında hı-hı,
işte Şahenk Vakfı, dolayısıyla Doğuş Holding, buranın sadece bir yerel veya ülke içerisinde kalan bir misyonla kurulmasını arzu etmiyor. Buranın uluslararası nitelikte, Türkiye içerisinde ama uluslararası nitelikte bir fakülte olması, bunun da ilk ayaklarından bir tanesi hepinizin de bileceği gibi İngilizce eğitim vermekle geçiyor. Şimdi Ayhan Şahenk Vakfı, Doğuş Holding, yani isteseydi farklı, muhakkak yapıyorlardır. Farklı fakültelere de yatırım yapabilirlerdi. Niye tarım bilimleri ve tarım teknolojisi? Şimdi tarım, bir kere insanoğlu var oldukça tarımın olmaması diye bir şeyi düşünmek mümkün değildir. Şimdi NİDE geneline baktığınız zaman, niçin NİDE'de tarım bilimleri fakültesi derseniz, NİDE kendi küçük. Ancak tarımsal potansiyeli oldukça yüksek ve geleceğe hükmedebilecek olan bir meslek. Şimdi bugün itibariyle bakarsanız belki dışarıdaki arkadaşlarımızın konuşmalarında çok önemli değil gibi görünebilir. Zaman zaman belki bu önemini kaybedebilir. Ama bakıyorsunuz bugün tekrar bir yükseliş trendine çıktı. Bir de dolayısıyla ondan, evet. Buyurduğunuz gibi dediniz ki insanoğlu var olduğu sürece biz buna muhtaçız. Kesinlikle muhtaçız. Bizim var olabilmemiz için bu şart. Bu gıda şart. Öyle değil mi? Dolayısıyla beslenmemiz Peki, şart. Peki değerli dekanım, hep hani benim gençliğimde, çocukluğumda söylenen şuydu. Hani Türkiye tarım ülkesi. Evet. Peki sonra ne oldu da, yani tabii ki tarım politikalarına girmeyeceğiz ama bir anda hani bu düşüşe geçti. Şimdi hani tekrar bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi işin açıkçası şu, tabii tarım yeterli delikten yetersizlik gibi algılanıyor ama aslında bizim nüfusumuz da sabit bir yerde durmuyor. Artan nüfusu besleyecek oranda teknolojiyi kullanarak birim alandan bilim üretilen ürün miktarını artırmanız lazım. Eğer siz hala eski yerli sığırlarla beraber süt üretmeye kalkarsanız o zaman dışa bağımlı olursunuz. Bunun da yolu bilimsel çalışmalardan geçer. Bilimsel çalışmalardan geçer. Peki şimdi buraya toplam öğrenci sayımız kaç? Toplam lisans öğrencimiz 260, 120 civarında da yüksek lisans öğrencimiz. Çok lisans güzel. Yarı yarı. Tabii neredeyse. Doktora ve yüksek lisans Peki olmalı. Öğrenci dağılımına baktığımızda genellikle hani civardan mı öğrenci geliyor yoksa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden gelen öğrenci sayısı şimdi da var? Şimdi bizim tabii İngilizce eğitim veriyor olabilmemiz hasabıyla yurt dışından da öğrenci alıyoruz. Yurt dışından lisans anlamında 17 tane farklı 10 ülkeden öğrencimiz var. Yaklaşık 34 tane de lisans üstü eğitim yapan yabancı öğrencimiz var. Yerli öğrencilerimize baktığımız zaman genellikle ağırlıklı olarak NİDE civarından %60 civarındası NİDE ilinden bize öğrenci geliyor. %30'u da NİDE civarındaki illerden, geri kalan %20'lik kısım da Türkiye genel. Ama biz bunun sadece böyle olmasını istemiyoruz. Biz diyoruz ki yerel değil, ülkesel ve uluslararası bazda öğrencilerimizi artırmak, tabii buna yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitenin esas amacı hani iş bulma kurumu değildir. İş garantisi vermez üniversite esasında. Tabii ki iş içinde altyapıyı oluşturur ama hani gençler, onları da saygıyla kabullenmek gerekiyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki hani iş, meslek, insan, aslanın midesinde. Dolayısıyla hani onun içinde zorlu bir yarış var. Doğru. Peki gençlerin esasına bunu keşfetmeleri lazım. Hani iş garantisi taşıyan mesleklere de merak ediyorlar. Geleceğin mesleği. Halbuki burada bir cevher var. Burada hani eğitimin, bu alandaki eğitimin mükemmeli var. Hani buradan şu anda 3. sınıfta öğrenciler, seneye mezun olacaklar. Diyelim ki 250 öğrenci mezun edeceksek bunların 250'si de ya girişimci olacak ve büyük çoğunluğu özel sektöre girecek. Yani iş garantisi özel bir tercihi olmadığı takdirde iş garantisi %100. Şimdi onu ben şöyle size açıklayayım. Şimdi bizim tabii eğer eski sistem halinde düşünür, sadece devlet kapısını iş kapısı olarak görürseniz o zaman işsiz kalabilirsiniz. Ama biz hem vermiş olduğumuz eğitimle hem onlara kazandırmış olduğumuz yabancı dille bizim öğrencilerimiz tercih edilebilecek öğrenciler niteliğinde olacaklardır. Biz bunun kefiliyiz. Aynı zamanda İngilizce bilmeleri öğrencilerimizin aynı zamanda diğer fakültelerde akademisyen olma yolunu da açıyor bize. Şimdi bizim bir mezun ettiğimiz öğrencilerimiz bir şirketlerde rahatlıkla iş bulup çalışabilecekler. Kendi işlerini kurabilecekler. Bir de devlet kurumları var. Anket yapıyoruz öğrencilerimiz arasında. Yani mezun olduktan sonra nasıl hayatınızı devam ettirmeyi düşünüyorsunuz diye. Şu anki düşünceniz şu andaki düşünceleri %9 civarında devlet kurumlarında iş istiyorum diyor. Çok iyi. Çoğunluğu kendi işini kurmak özel veya daha yüksek para getirici olan özel sektörde çalışmak gibi düşünceleri ne var. Ne kadar güzel. Biz de zaten öğrencilerimizi mezun ettikten sonra kendilerini yalnız bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz öğrencilerimiz için? Şu anda
öğrencilerimizin bu girişkenliğini artırabilmek için, girişimcilik duygularını geliştirebilmek için hem ulusal hem uluslararası üst düzey şirket yöneticilerini buraya getiriyoruz. Onlarla buluşturuyoruz, konuşturuyoruz. Peki çok kısa rica edeceğim. Gerçi bir terminolojik şey olacak ama Ziraat Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi arasındaki fark nedir? Arasındaki fark kelime farkı. Hı-hı. Yani anlam itibariyle bugün günümüzde Hı-hı. daha ziyade Hı-hı. tarım olarak Hı-hı. ifade ediyoruz ama geçmişten gelen bir Ziraat ifademiz Fakültesi de Ziraat Fakültesi. Peki buna dayanarak da şunu da söyleyebilir miyiz? Hani Ziraat Fakültesinden mezun olanlara ziraat mühendisi denirdi. Aynı şeyi şimdi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden mezun olanlara söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Şöyle bizde tabii farklı yapılaşma olduğu için farklı. Biz bunları bu diplomalara yazılacak unvanları tabii bizim yüksek öğretim kurumundan sorarak bunları alıyoruz. Sorduğumuzda bize gelen cevap şu. Bitkisel üretim teknolojileri ve hayvansal üretim teknoloji bölümleri ziraat mühendisi unvanı alacak. Hı-hı. Ama diğer iki bölümümüz de yine bizim Ziraat Fakültesi mezunu gibi kabul edilecek. Hı-hı. Ve onlar da zaten mühendislik unvanı hali hazırda kendi isimlerinin yanında var zaten. Birisi genetik mühendisi, tarımsal genetik mühendisi, diğeri de biyosistem mühendisi olarak ifade edilecek. Fakülte sayısı az. Üniversite sayısı bir tane. İhtiyaç olağanüstü derecede. Evet. İyi bir eğitim var. Şimdi buraya girdiğin zaman bir anda senin sivrilebilmen ve iş bulabilmen tabii, tabii. mükemmel. Yani bizim onlara sunmuş olduğumuz bu olanaklar içerisinde hem diğer ziraat fakülteleri içerisinde ön sıradalar ki biz bunları yapmış olduğumuz değerlendirmelerde de görüyoruz. Hem de ülkenin ihtiyacı var buna. Hiç kimse Türkiye'de ziraat mühendisi ihtiyacı yok diyemez. Olduğu zaman özel sektör anlamında yoksa biz birim alandan üretimi nasıl artıracağız? Peki çok kısaca YÖK de esasında bu fakülteleri teşvik ediyor, destekliyor. Doğru, doğru. Bursla, Ayhan Şahenk Vakfı da burs olarak destekliyor. Başka burslar da var. Doğru. Kısaca bunlardan da şimdi söz edebiliriz. Bizim fakültemiz kurulduğu andan itibaren, öğrenci alımına başladığımız andan itibaren Ayhan Şahenk Vakfı tarafından öğrencilerimize burs veriliyor. Bu senenin sonuna kadar öğrencilerimiz 9 ay boyunca 500 lira burs alıyordu. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren bu burs miktarı 600 liraya kadar çıktı. İki, yine biraz önce ifade ettiğiniz gibi YÖK tarım eğitimi veren fakültelere öğrenci teşviğini artırabilmek için kendisi de teşvik veriyor. Onların teşviği de eğer ilk 15 içerisinde tercih edip de ilk 3 sırada yerleştirilirseniz ayrıyeten 625 lirada YÖK'ten kesintisiz burs alıyorsunuz. Bunun toplamı 1200 lira ediyor. Zaten Niğde'de hayat çok pahalı değil. Bizim yaklaşık olarak bir 1000 lira civarında bir paranız olduğu zaman çok rahat bir şekilde evinize... Üniversitenin genel olarak sitesine baktığımızda çok çarpıcı bir site hazırlamışsınız. Evet. Çok güzel. Evet. Ve orada şöyle bir ifade geçiyor. Barınma sorunu olmayan üniversite. Aynı şey fakültemiz için de geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Bu konuda çok iddialıyız. Hı-hı. Yani rektörümüz de bu konuda çok giden valimizle beraber, şimdiki valimizle de öyle. Üniversitelerdeki bu yurt problemini ortadan çıkarabilmek için bu ileride 8000 kapasiteli yurt yaptırdılar. Yani şu anda bizim üniversitemizi kazanıp yurtta kalmak isteyen bir öğrencimiz yurt problemi. Ama buna ilaveten Ayhan Şahenk Vakfı tarafından yine yaptırılan sadece bizim fakültemizin öğrencilerinin öncelik hakkı olduğu 200 kişilik yani 100 kişilik bayan, 100 kişilik de erkek öğrenci yurdumuz var. Buradaki öğrencilerimiz orada kaldığı müddetçe aynı zamanda sabah ve akşam kahvaltısı da ödedikleri ücretin içerisinde. Peki son olarak şunu da sorayım. Sektör için, özel sektör için yahut da kamu için ve bu alandaki hani farklı faaliyetler, bilimsel çalışmalar olarak neler yapıyoruz? Şimdi tabii bizim ikili işbirliğiyle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bu sadece ulusal düzeyde değil. Uluslararası düzeyde de çok iyi işbirliklerimiz var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden Michigan State Üniversitesi, North Dakota Üniversitesi, İngiltere ile ve Almanya ile iki araştırma enstitüsü ile beraber yürüttüğümüz ortak projelerimiz var. Bir de Doğuş Holding'in kendi bünyesinde bulunan Doğuş Targe diye bir şirketi var. Onlarla da beraber projelerimizi desteklemesi konusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda biz onlar adına da burada projeler yürütüyoruz. Bu projeler sadece
bilimsel nitelikli değil, aynı zamanda bulunduğumuz bölgenin sorunlarına yönelik onları çözebilecek nitelikte, sosyal sorumluluğu da bir yerde azaltacak nitelikte projelerimiz de mevcut. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel. Geldiğiniz için çok gerçekten, sağ olun. Gerçekten bu alanda yapılacak çok şey var. Hani tarım bilimleri ve tarım teknolojileri alanında inanın hani yapılacak böyle sonsuz deniz derya denir ya, yeter ki o eğitimi alın, yeter ki o hani misyonu, vizyonu kazanın. Önü son derece açık. İşte bunları arıyorsunuz esasında. İşte onlar bunlar. İşte yerde burası. Gelin ben de okuyayım esasında. Gelin beraber okuyalım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz size geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şeref duyduk esasında. Hem bu üniversitede hem de bu fakültede bulunmaktan. Bunları çoğaltmak lazım. İşte bizim de görevimiz bu. Bunları yansıtmak. Sizin de göreviniz bunları dinleyip buralarda okumak. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.